Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internette gerçekten çok para kazanmak mümkün mü? Kısa yoldan, kısa sürede çok para kazanmak mümkün mü? Onun olup olamayacağını sizlere anlatmaya çalışacağım dilim vardığımca. Malum şu an gündemde çiftlik bank meselesi var. İşte 27 yaşındaki bir çocuk diyelim, daha genç diyelim, ergen diyelim. Yaklaşık 511 milyon liralık bir vurgun yapıp Uruguay'a kaçmıştır. Bunun geçmişte de örnekleri falan vardı. Bankalar olsun, ondan sonra bankerler olsun, ondan sonra Kairos diye sistemler vardı. İşte çiftlik banktır. Bu tarz sistemler daha önce Jet Fadıl gibi şeyler falan vardı. Şimdi de şu gündemde Google SEO diye bir site var. Orada para veriyorsunuz. İşte günlük size 5 dolar falan veriyor. Şimdi arkadaşlar, bu internetten para kazanmak öyle sandığınız kadar kolay bir yöntem değildir. Zaten dikkat ederseniz bu tür insanlar sizden çok para talep ediyor. Yani en az 5 bin lira, 10 bin lira biz size yıllık %35 işte bunun faizini vereceğiz. Yani bunun asıl kaynağı da işte faize bulaşmak. Yani faize bulaşmadığınız zaman zaten her yolu biz azar azar yavaş yavaş zengin olabiliriz. Ama biz işin içine faizi katarsak, kısa yoldan hemen zengin olayım dersek, işte işin sonu çiftlik banka dönüyor. Şimdi Türkiye'de şu anda yıllık faiz oranları %19-18 o civarda. Nasıl bir insan olabilir ki koca banka arkasında %19 verebiliyor? Tek kişi, 27 yaşındaki bir çocuk size %35 faizle her ay para verebiliyor. Bunun zaten patlamaması mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. O yüzden kolay para kazananlar için diyorum ki, internette kolay para yok arkadaşlar. İnternette çok çalışmak var. Şimdi kişisel gelişim kitapları okuyoruz. Küçük hikayeler anlatıyorlar. İşte Facebook'un sahibi böyle zengin oldu. İşte Google böyle zengin oldu. YouTube böyle zengin oldu. Küçük bir ofiste açtılar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Küçük bir ofiste. Biz de yıllarca küçük bir ofisteyiz. Uğraşıyoruz, projeler üretiyoruz. Olmuyor. Para olmayınca hiçbir şey yapamazsınız. Yani bunu aklınıza bir koyun. Ha derseniz ki, ya benim boş vaktim var. Veyahut da ben şu sektöre yöneleceğim. Az zamanda bana çok kazanç değil de uzun vadede ben kazanmak istiyorum. Veyahut da biri sizi keşfedebilir. Bir ayda da çok yüksek tanınır hale gelirsiniz. Çok yüksek meblağlar da kazanabilirsiniz. Bugün sanayiye gidiyoruz arkadaşlar. Sanayiye inan ki arabamızı götürüyoruz. Yani hastanede o kadar sıra yok arkadaşlar. Bugünkü hastanelerde o kadar sıra yok. Bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Sıra bulamıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Küçük bir dükkan ya, adam lastik değiştiriyor veyahut da yağ değiştiriyor. Yani müthiş bir sirkülasyon var. Yeter ki elinizde bir mesleğiniz olsun. Elinizde bir teknik bir meslek olsun veyahut da muhasebe tarzı veyahut da bilgi tarzı mesleğinizi konuşturursanız dünyanın parasını kazanabilirsiniz. Yani benim hesaplamama göre bugün sanayide bir usta günlük düzgün dürüst çalışırsa inan ki 5000 lira para kazanır. Yani bu aylık 150 bin lira. 50 bin lirasının masraf düşse, ki bunun %95'i el emeğidir. Parça lazım olduğu zaman siz gidip parçayı alıp getiriyorsunuz. Adam parçayı almıyor. Parçacı ayrı kazanıyor, tamirci ayrı kazanıyor. Bunu sanayideki arkadaşlar için söylemiyorum, ustalar için söylemiyorum. Yani çok kazanıyorlar, az kazanıyorlar değil. Yani bugün mesleğiniz ne olursa olsun, çöpçü olsun, kağıt toplayıcı olsun, ya da fabrikatör olsunuz. Ne olursanız olun. Şayet çalışırsanız, gerçekten dürüst çalışırsanız muhakkak kazanacaksınız. Yani kaybetmek yok. Ya adam dükkan açmış, iflas etmiş. Adam niye iflas ediyor kardeşim? Adam kumara gidiyor, karı kıza gidiyor, içkiye gidiyor. Adam bu yüzden iflas ediyor. Faize bulaşmış, başka işlerle uğraşmış. Yani çevrenizdeki iflas eden insanlara bir bakın. Hangi bir ticarette zarar etti de iflas etmiştir? Bu kesinlikle böyle bir şey yok yani. Onun için kolay kazanç yok. Sabırla, helalinden, bakın helalinden diyorum. Faize bulaşmayın arkadaşlar. Faiz insanı yiyip bitirir, ülkeyi yiyip bitirir.
Türkiye'yi görüyorsunuz, faizden kurtulduk. Şu anda Afrin'de bir destan yazdık. Bugün biz faizde IMF'ye borçlu olsaydık nasıl böyle bir savaş demeyeyim de operasyonu nasıl kazanabilirdik? Kesinlikle kazanamazdık. Yani siz istediğiniz kadar yürekli olun. Cebinizde bir sepet paranız olacak. Elinizde mesleğiniz olacak. Öyle ben kendi projelerimle kafama koyduğum bir proje büyük adam olacağım. Öyle bir şey yok. Yani dünyada 6 milyar insan var şu an bildiğim kadarıyla. Bunun kaç tanesi zengin yani? %1 bile değil yani. Ha, siz başarılı olursunuz, çalışırsınız, o %1'lik kısmına girersiniz. Ama bugün herkesin o %1'lik kısma girme diye bir şey yok. Bugün üniversite sınavı oluyor. Üniversite sınavının yüzde kaçı çok iyi başarı elde ediyor? %90'ı ya 2 yıllıklar ya yerleşemiyor yani. Herkes yani burada kazanacak diye bir şey yok. Sen mücadeleni verirsin. Önemli olan kendini sizin yeteneğiniz bulmak. Benim yeteneğim ne arkadaş? Ben iyi konuşabiliyor muyum? İyi şarkı söyleyebiliyor muyum? Veyahut da iyi kağıt toplayabiliyor muyum? Veyahut da iyi bir iş adamı mıyım? İyi fikir üretebiliyor muyum? Öncelikle bunu siz kendinizde bunu bulmanız lazım. Ondan sonra kendinizi yönetmeniz lazım. Kendim açımdan söyleyeyim mesela bakın boş zamanlarımda YouTube'la uğraşıyorum. Ayrıca mesleğim var. Boş zamanlarda YouTube. Sevdiğim iş olduğu için uğraşıyorum, yapıyorum. YouTube'la uğraşmak bakın bir video üretmek öyle kolay değil. İnternetten diyorlar ki YouTuber'lar çok para kazanıyor. Ben büyük YouTuber değilim. Küçük biz çaplıyız. Mesela bilinen, tanınan büyük YouTuber'lar var arkadaşlar. Bunlar kendi başlarında asla bir başarı elde edememiş. Yani birileri bunlara sponsor olmuş, birileri bunlara reklam vermiş, birileri bunlara maddi kazanç sağlamış, olanak sağlamış ki bunlar büyümüş. Yani bugün büyük YouTuber'lar lüks arabalara biniyor. Kısa yoldan zengin olmak diye bir şey yok. Evet şimdi internetten para kazanmak istiyorsanız yani evde ek iş olarak düşünüyorsanız bu işlerle uğraşın. Ama ana kazanç kaynağınız olmasın. Bütün mal varlığınızı, her şeyinizi götürüp bankadan kredi çekip bu tür şeylere yatırmayın arkadaşlar. Yazık edersiniz kendinize. Aileleriniz perişan olur. Kimi intihar ediyor, kimi strese gidiyor, kimi boşanıyor. Yani bu tür sorunlar çok sık yaşanıyor. Yani bir kriz ortamı gibi bir şey. 511 milyon dolar adam götürdü. 511 milyon dolar zaten bugünkü bir ilçenin bütçesi değil. Yani çok para değil bir devlet için. Ama tabii etkilediği hayatlar var. Onlara insan üzülüyor. Onlar da işte kolay kazanayım. Ya ben bunu koydum 3 ay sonra bak param 2 katına oluyor. Yani bir vaat uğruna bu tür şeylere girmişler. İnternetten para kazanmak istiyorsanız düzenli çalışacaksınız, sabredeceksiniz, yılmadan çalışacaksınız, yeteneğinizi bulacaksınız. Bu YouTube olur, Facebook olur, Instagram olur, Twitter olur. Burada kendinize bir yol bulmanız lazım internetten kazanabilmek için. İnternetten genelde para kazananlar işte yazılım bilgisi olan, donanım bilgisi olan bu tür insanlar. Bu tür bilgisi olmayan insanlar da YouTube'a yöneliyor, Facebook'a yöneliyor. Facebook'ta bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Yani hile hurdayla siz bir yere varamazsınız. İnternette kısa sürede çok para kazanan ya sponsor bulmuştur kendine onu üst seviyelere taşımıştır. Ya da hile hurdayla bu işi götürüyordur. Ama onun da ceremesini çeker yani eninde sonunda bir suça karışmışsa bunun cezasını çeker tabii. Siz düzenli ve rahat bir şekilde düzenli bir gelirinizin ve da internetten bir başarı elde etmek istiyorsanız düzenli çalışacaksınız, istikrarlı çalışacaksınız. Şimdi YouTube üzerine biz çalışıyoruz. Ek iş olarak yani ek iş dediğimiz şu şekilde bir hobi tarzı olarak düşünün arkadaşlar. Yani öyle çok para var veyahut da yok. Büyük YouTuber olursanız çok kazanırsınız. Ama küçük olursanız öyle cep harçlığı olabilecek şekilde bir kazançlarınız olabilir. Öncelikle en az 2 sene bir sabretmeniz lazım. YouTube için söylüyorum. Günde demeyelim de haftada en az 3 video bulmanız lazım. Fikir bulmanız lazım. Bunları bilgisayarınızın olması lazım, düzenlemeniz lazım, yüklemeniz lazım. Yani bir YouTube videosu için bana öncelikle en önemli kısım %50'sini hatta %90'ını oluşturur fikir bulmak.
Fikir bulduktan sonra o fikri gerçekleştirmek için gerekli alet, edevat, teçhizat, para ve hatta neyse kameranız olsun ve hatta ne yapıyorsanız bütçeniz olması lazım. Video çektikten sonra bilgisayarınız, altyapınız olacak, düzenleyeceksiniz. Ondan sonra onu yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra iş bitmiyor. Yükledikten sonra 2 sene hiçbir şey beklememez lazım. Yani bir taş atacaksınız kuyuya, 2 sene sonra o kuyu dolacak. Öyle hemen dolma yok. Çok nadiren kısa sürede başarı elde edenler oluyor. Ama istisnalar kaideyi bozmak genellikle 2 sene sürüyor arkadaşlar. 2 seneyi göz önünde bulundurmanız lazım. Yükledikten sonra da iş bitmiyor. Bu sefer gelen yorumlara cevap vermeniz lazım, samimi olmanız lazım. Size yorum yazan, beğenen insanlar, sizi izleyenler sizin samimiyetinize inanması lazım ve sizi abone olup videolarınızı paylaşıp beğenmesi lazım. Yani öyle kolay değil. Size tavsiyem çiftlik bantı, bu tarz şeylere, saadet zincirleri olaylarına girmeyin arkadaşlar. Bu tamamen zaten faiz işine giriyor. Faizden hoşlanmıyorsanız, faiz haram diyorsanız size kesinlikle bu tür şeylere girin demiyorum. Ben faizde yerim derseniz o sizin bileceğiniz iş. Ama o şekilde derseniz de bunun sonucunda kaybetmek olduğunu bilin yani. Belki ana paranız sizi çıkarmış olabilirsiniz ama sonucu muhakkak kaybetmektir. Benim diyeceklerim bu kadardır. Umarım dinleyenlere faydalı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.